Ay ay. Kaynıyor etraf, kaynıyor, kaynıyor. Etraf kaynıyor. Etraf bunu uygulayan insanlarla kaynıyor gerçekten. Tabii ki de veririm linkini. Seve seve buyurun. Hemen alın. Seve seve. Şöyle. Buyursunlar. Tekte bu 100 bit göndermiş, mutsuz ediyorsa, seni değerli hissettirmiyorsa, sorununda yanında durmak yerine seni suçluyorsa ayrıl. Yeminle çok daha seni sevenini bulacaksın ve yalnız kalmayacaksın. Çok teşekkür ediyorum Tektavur. Yani dünya üstünde neydi o? İşte en bilmem ne bir... Yani gerçekten yalnız kalmak kötü bir şey değil. Ben hayatımın çok büyük bir çoğunluğunda ve ağırlığında yalnız kaldım. Yani ciddiye sevgili olarak duygusal bağlamda konuşuyorum. Yalnız kaldım yani. Ama hiçbir zaman bunun bir zararını görmedim. Çünkü tam tersine etrafımda o kadar fazla beni manipüle etmeye çalışan, o kadar fazla aşağılayan, o kadar fazla sanki sadece ben bir komedi eşyasıyım. Sadece gidip arkadaşlarımı güldürmem, etmem, eğlendirmem. Bunu arkadaşlarınız da yapabiliyor. Ciddiyim. Bunu çok sevdiğiniz aileden bir insan da yapıyor. Bunu çok 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 sevdiğiniz bir elin adamı ya da bir elin kadını da yapabiliyor aynı şekilde. Aslında yayınlarda şeyi söylerken gayet ciddi söylüyorum. Yani eğer ki siz kendinize kıymet ve değer vermezseniz bir başkasından o değeri hiçbir zaman alamayacaksınız. O yüzden şey o kadar takım ki Pelin abla kiloluyum, sivilceliyim, ne yapacağım? Yani bu kötü bir şey değil ki. Bu kötü bir şey değil. Kilolusun. Geçer, verilir. Eğer çok vermek istiyorsan verebilirsin. Yapabilirsin bunu. İstemen gerekiyor. Eğer sivilcelerin var, çok mu mutsuzsun sivilcenden? Geçer. Muhakkak ki geçme yolu var yine aynı şekilde. Ki geçmese ne olacak? Ne olacak geçmese? Ne olacak ya geçmesi? Çok zayıfım, şöyleyim, böyleyim, kilo alamıyorum, ne yapacağım? Alma. Alma, ne olacak? Yani sen aynaya baktığın zaman senin aynada kendi görüntünü beğenmenden, kendi ruhunu beğenmenden daha önemli bir şey gerçekten. Ama kendini beğenmekten kastım da şu değil bak. Hani tekrar oraya geliyoruz. Ben bu işin uzmanı değilim. Ama en azından kendim ne yaptığımı söyleyeyim. Ben kardeşim aynaya bakıyorum ve aynaya baktığım zaman diyorum ki ya okey ya benim kendimle ilgili bir şikayetim yok yani. Yok. Ben kendimi sevmezsem var ya Allah'ım son 2,5 yıldır kendimi kaç kere kesmiştim acaba? Kaç kere kesmiştim? Kaç kere bunalımlara girmiştim? Kaç kere ağlayıp zırlamıştım? Vallahi her zaman bakıyorum kendime diyorum ki o çok okeyse bir kere her şeyi geçtim abi. Ben eğer ki bir gün sadece dış görünüşümden zaten ibaret bir insan olursam bok gibi hayatım olur lan benim. Hiç kimse benim için şöyle yani hiçbiriniz buraya gelip de bugün şeyi sormazdınız yani işte Pelin şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Pelin işte atıyorum mesela sınavım var bilmem neyim var nasıl çalışmamı tavsiye edersin? İşte oyundur budur şudur hiçbirini konuşamazdık sadece benim görselliğimi konuşurduk burada oturup saatlerce. Saatlerce benim ne kadar güzel olduğumu, ne kadar harika olduğumu, ne kadar bebek olduğumu, ne kadar çikolata gibi falan olduğumu konuşurduk yani. Anladınız mı? Yani sadece bir insanın görünüşünden ibaret olmasına daha bok bir şey gerçekten yok. Önemli olan fikriniz, algınız, dünyayı nasıl gördünüz, dünyaya nereden baktığınız. Dışından bak dışarıdan benim için bu arada çirkin insan diye bir şey gerçekten yok. Buna kimse inanmıyor da. Bunu ne zaman söylesem gerçekten hiç kimse inanmıyor. Herkes diyor ki yok ya vardır yani çirkin dediğim birisi de yok. Yok yani çirkin gördüğüm hiçbir insan yok. Benim için fikri çirkin insan var. Gerçekten fikri çirkin, içi çirkin, kalbi çirkin. Anam dışarıda istersen bak dışarıda istersen Barbara Palvin ol ya. Ya umurumda olmaz. Gerçekten umurum olmaz. Sen muhteşem güzelliktesin. Ama 2 gram laf edemiyoruz mesela sana. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız o zaman? Gram kafan çalışmıyor diyelim ki. Ne yapacağız o zaman? Ne yapayım ben öyle işi? İstediğin kadar güzel. Ömür mü geçer? Hayat mı geçer öyle? Atıyorum muhteşem güzelliktesin ama duyarsızın önde gidenisin. Ne yapacağız o zaman? Kendinizi sevin, sevin. Bak emek, emek.
Mwah. Mwah. Kendimi kucaklıyorum. Ama sonra da bu şuna da dönmesin. Bak her zaman söylüyorum. Bu sonradan şunu da dönmesin. Deli gibi. İşte ben çok önemliyim. Ben çok kıymetliyim. Bir başkası bir köşede benim mutluluğum için geberebilir falan olmasın. Anladınız mı? Fikir dinlemeyi bilin. İnsanlara tartışmayı öğrenin. Kavga etmeyin. Yani bas bas bağırmayın. Eleştiri yapmayı öğrenin. Mesela bu bazı sosyal medyada bazı kullanıcılar var ya işte. Mesela geliyor sana şey yazıyor işte. Allah belanı versin. Şöyle çirkinsin. Böyle bilmem nesin. Anan baban neler falan yapıyor ya. Bakın bu işte kendisini sevmeyen insan. Sevmiyor ki kendisini. Sevmiyor. Hiç mutlu değil. Kendisiyle bir problemi, bir sıkıntısı var onun. Sorunu var yani onu, anladın mı? Ve bu insanlara dikkat edin, eleştiri yapmayı bilmez bu insanlar. Fikir beyan etmeyi de bilmez bu insanlar. Bu insanlar genel olarak neyi bilir işte? Hakaret etmeyi. Hakaret eder genelde, şey yapar. Aptallar. Aptallar. En zeki benim. Falandır bunlar, anladınız mı? O yüzden kurban olayım. Kurban olayım. Okuyun, araştırın, kendinizi geliştirin. Okumaktan kastım bu arada şu değil. Gidin iki tane üniversite diploması alın değil. Yani okuyun, gerçekten bir şeylere ilgili olduğunuz bir alan olsun yani. Mesela tiyatroya mı ilgilisin? Tiyatro ile ilgili oku, ara. İlla ki okuyundan kastım da şey değil bu arada. Gidin bilim makaleleri okuyun. Gidin tarihi hatmedin. Gidin psikoloji bilimine hakim olun falan demiyorum. Bir ilgi alanınız varsa eğer, bu ilgi alanınız konusunda kendinizi olabildiğine geliştirin. Mesela atıyorum ben de her zaman söylüyorum. Benim tiyatroya çok büyük ilgim var. Çok da seviyorum. Araştırıyorum deli gibi. Tiyatro ile ilgili ne varsa, ne kadar metin varsa elimden geldiğince tüketmeye çalışıyorum. Çok seviyorum çünkü. Psikoloji severim. Severim. Elimden geldiğince denk geldiğimde okumaya, etmeye, araştırmaya çalışırım. Oyunlar. Mesela oyunlar çok severim. Araştırırım. Şeydeki kız gibi olmadı mı bu? Bakın bu Maybelline. Mesela ben bunu, mesela çok severim ben bunu. Ben yani bir tane kız vardı ya. Bak, gerçekten çevremde toplasanız 5 arkadaşım vardır. Arkadaşlarla ilgili bir şey denmiş de. Çevremde toplasanız hayatım boyunca olan arkadaş çevremden bahsediyorum bu arada. Yakın olduğum arkadaş çevremden. Hani eğer ki arkadaşlıksa bir sürü arkadaşım var tabii ki de. Ama böyle kaliteli, nitelikli arkadaş sayım 6, 7, 8. 8 bile olmayabilir. Size öyle söyleyeyim. Yani 8 bile olmama ihtimali var. Ve o kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki. Benim bu şekilde beni manipüle eden bir sürü arkadaşım da vardı. Ve bir tane, hatta ikisi de benim çocukluk arkadaşımdı. İkisini de ben tanıştırmıştım daha sonrasında. Eğer ki bir gün buna bir yerde denk gelirlerse, bana kendileri de zaten yaptıklarını çok iyi biliyorlar da, bana neler yaşattıklarını. Sürekli olarak benim ne kadar işte mesela ikisi gittiler tıp kazandılar. Benim tıp kazanamamam çok büyük konular oldu. İşte ne bileyim ikisi Anadolu Lisesi kazandılar. Ya Pelin sen nasıl kazandın Anadolu Lisesi falan muhabbeti oldu. İşte ne bileyim. Olsun Pelin ya, sen de güldürüyorsun en azından bizi muhabbetleri oldu. Bazen daha az harçlıkla yanlarına gittiğimde, daha az parayla gittiğimde iyi o zaman sen yemezsin muhabbeti döndüğü oldu. Oldu da oldu. Küçükken benim arkadaşım Yok olduklarını, desteğin o yüzden incinse bana sektörler bunu çok senin rahatlıkla ücretin ol söylediklerini diyorum. düşündüm. Her seferinde dedim ki onlar benim arkadaşlarım, onlar benim kötülüğüm için bunu söylemezler ya da yapmazlar falan gibi düşündüm her seferinde. Daha sonra üniversiteye geldikçe bu değişmeye başladı. Üniversitedeyken yılbaşında yanımıza gel dediler. Ben de kendilerine dedim ki gelemem çünkü param yok. Ben şehir dışında okuyorum. İkisi ailesinin yanında okuyordu. Gelemem. En kötü ben oldum. Çünkü neden? Yılbaşında eğlenmeye ihtiyaçları var. Ve eğlenmek için de kim çağrılır, kim güldürür, kim eğlendirir? Pelin eğlendirir. O yüzden Pelin buraya gelmek zorundaydı. Bütün bir ay az ye ama yine de gel dediler. Ben de bütün bir ay çok yedim ve gitmedim ve bence hayatımın en doğru kararını verdim kesinlikle.
Bir gün eğer ki buna denk gelirlerse, bilmiyorum bunu hatırlarlar mı? Çünkü bence onlar için o kadar önemi bile yoktu yani. Ciddi söylüyorum. Atem'le 50 lira göndermiş psikolojik psikolog desteğin için. Teşekkürler Peri, ücretimi. Aa, olur mu? Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol desteğin için. Çok teşekkürler Atem'le, gerçekten. Çok teşekkürler. Cihat 5 lira göndermiş. İyi yayınlar ablam demiş. Cihat'cığım çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yuhans 3 lira göndermiş. Abla Duru sana şunları iletmemi istedi. Perincim benim 2 aylık yeğenim var. Ağır bir hastalık geçiyor. Dua tabii ki de ederim. Umarım iyileşir en kısa zamanda ya. Hep birlikte edelim. Duru, umarım en kısa zamanda çok güzel haberler alırsınız. En kısa zamanda ama. Gerçekten çok üzüldüm. Aa, üzülme değil mi? Çünkü neden? Çünkü zaten geçecek. Geçecek inşallah. Hiç canınızı sıkmayın, içinizi sıkmayın. Allah acil şifalar versin bir an önce. Yani o yüzden etrafınızdaki arkadaşlarınıza da dikkat edin. Yani muhakkak ki dikkat edin. Çünkü şerefsiz insan sayısı çok yüksek. İyi insan sayısından daha yüksekler. Yani hele ki son dönemlerde. Ya özellikle bir de benim dikkat ettiğim son dönemlerde bir yaş grubunun ne yazık ki şöyle bir huyu var. Gerçekten çoğu şeyi beğenmeme, kimseden hoşnut olmama. Her şeyden çok kolay ve çok çabuk nefret etme. Belki bu sosyal medya ile birlikte geldi. Bilmiyorum ben de tabii tam olarak ama kötü. Yani çok kötü. Daha da kötüye gidiyor sanki. Bazen öyle hissediyorum. Ay, hiç efkarlı yayın değil burada. Gayet düzgün konuşuyorum sizinle. Burada ağlamakla ağla. Şey yapıyor değil mi? O zaman ağlayın ha. O zaman ağlayın. Efkarlı yayın olmasına asla izin vermem. Ya bilmiyorum ya. Evet, ciddi zaman bir garipler ama bir garip değiller mi? Bence yani 90 nesli beni daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Sevgili 2005 sonrası bir garipsiniz. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Hiçbir şeyden haz etmiyorsunuz. Sürekli bir sorununuz, bir sıkıntınız var. Bunun aynısı Ekşi Sözlük'te de var bu arada, söyleyeyim size. Bak cizim, bunun aynısı Ekşi Sözlük'te de var. Duydunuz mu beni? Belin abla, ayıp olmuyor mu? Ay, ilginç ama yani. Aa, bir dakika durun, konu ne? Konu ne? Birisi bana konuyu söylesin çabuk. Hiçbir şeyden haz etmiyorum çünkü hiçbir şey yapmaya çalıştığımda ya, bir dakika, bir şey yapmaya çalıştığımda yargılandım, yıldım artık, hevesimi kursağımda bırak. Yani işte bak Sufra, ne kadar sinir bozucusun. Ulan bana da insanlar dediler ki senin sevgilin var, seni kimse izlemez. Senin burnun büyük, seni kimse izlemez. Yok efendim, sen kısa boylusun ya, bir kadın olarak ekrandan çok çekici gözükmüyorsun, seni kimse izlemez. Ben inadına yayın yapmaya devam ettim. Bak bir şey söyleyeyim. İnadına yayın yapmaya devam ettim. Hiç de bir tarafımda olmadı. Hiç de bir tarafımda olmadı. Olmadı. Sor. Tek bir gün oldu mu diye sor. Tek bir gün olmadı. Her seferinde götümle güldüm. Söylüyorum. Ona kalsa benim de hevesimi kursağımda bırakmış olmaları lazımdı. Yanılıyor muyum? Başka oyunlara geçtik, dediler ki ya sen sadece CS'de izlenirsin, seni diğer oyunlarda kim izlesin dediler. Ne oldu abi? Yapmak yapmak yani çalışmak, anladın mı? İstemek ama gerçekten istemek. Ne zaman bana birisi öyle dese hep şöyle dedim. Ya falan oldum yani. Evet, şöyle, tamam kesin öyle olur. Önemli olan onu demek zaten.
Ha, bir şey söyleyeceğim orada. Olmaya da bilirdi. Bak olmaya da bilirdi. Ben şey de demiyordum hiçbir zaman ha. Yok işte binlerce insanın işte kalbine taht kurmaya geliyoruz. Çok iyi olacağım. En iyisi benim. Muhteşemi falan da demedim hiçbir zaman. Hala daha da demiyorum. Ben sevdiğim bir şeyi sevdiğim şekilde yapıyorum. Sağ olsun, var olsun insanlar da takdir ediyorlar. Etmeye de bilirlerdi. Ne yapayım, canıma mı kıyayım? Daha önceki hayatımda yayıncılık yapmıyordum. O zaman da mutluydum. O zaman da mutluydum. Olmazsa da olmayacaktı yani. Ne yapayım abi? Bana şey diye mail geldi ya. Gerçekten ve o kadar böyle sinirlendim ki. İşte yayını açıyorum. Beni kimse izlemiyor. Ben intihar edeceğim. Eğer ki sen de beni hostlamazsan. Güzel kardeşim, siz deli misiniz? Siz deli misiniz ya? Ben intihar edeceğim demek ne demek? Allah, ciddi söylüyorum bak, böyle bir ton mail geliyor, bak size şaka yapmıyorum. Size şaka yapmıyorum. Üzül tabii ki de, tabii ki de üzülmen kadar normal bir şey diyebilirsen, eğer hedefin amacın burada ileriye gitmekse, yürümekse, ha bir gün belki benim de izleyicim düşer 100 lira, 200 lira, 300 lira, tabii ki de üzülürüm. Üzülmez olur mu insan? Çok çok üzülürsün hem de. Ama yani kimse kusura bakmasın da oturup da şey yapmam, ben kendimi keseceğim yapmam yani. Üzülün tabii ki de. Akıl danışın, tavsiye isteyin, sonsuza kadar isteyin hatta. Sonsuza kadar yardımcı olurum, mutlaka elimden geleni yaparım. Ama eğer ki dersen ki ben kendimi keseceğim galiba. Bir de diyor ki galiba. Yarabbim Ne oldu? Eve kasap mı aldık? Hayır. ya. Eve Ne? kasap mı aldık? Hayır Kimsenin kasabı. hayatım. Ne gibi bir kasap anlamadım. Ne? Ne Yok demek kendimi kasap? keseceğim. Yok orayı Hayır kasacağım. hayatım, bana gelen maillerden bahsediyordum da. Kendimi kesmeyeceğim Batuhan, merak etme. Bugün kesmeyeceğim. Okuyacağım, birazdan hepsini okuyacağım. Kral geldi, kral. Kral kenardan geldi hemen. Kavga mı? Biz Batu'yla hiç kavga etmeyiz ki. Hiç kavga etmeyiz değil daha Sus kız. doğrusu. Tamam Batuhan. Batuhan bana sus kız dedi çünkü bunu hak ettim. Dedi bana. Ama niye dedi? Benim iyiliğim Ay Allah'ım ya Rabbim. İçinizde eğer öyle, şuna, tabii ki de Beyhan Bey bir uzman olduğu için öyle söyleyememiş. Hani adına gaslighting adını vermiş, mağdur oluyor olabilirsiniz bilmem ne demiş. Ben de size diyorum ki keriz olmayın. Keriz olmayın. Kerizlik iyi bir şey değildir. Yani çünkü ben uzmanı değilim işin. İşin uzmanı olmadığım için sizi bu şekilde uyarmak istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun herkese. Herkese çok teşekkür ediyorum.